toprağın inanılmaz bir bereketi var ve kendi ritmi var. Yani biz şehirden buraya gelince bir kere şeyi anladım ben zaten. Hani önce İstanbul'dayken buradaki işleri yönetmeye çalışıyordum. Ama olmadı. Sonra buraya gelince anladım ki toprağın bir ritmi var. Çok dolan başta anlatıyorsun. Sen düz bir adamsın. Ben biraz hareketli. Biz burada üretmek için buradayız. Hem üretmek hem yaşamak. Ama yaşarken mutlu olmak, sağlıklı, daha sağlıklı olmak için buradayız. Ve çok bir büyük de, ticari kaygılarımız yok. Ha öyle bir şeyimiz öyle yok. Öyle bir hedefimiz öyle de yok. Öyle bir hedefimiz de yok. Ha biz ürettiğimiz sağlıklı ürünleri çevremizle de paylaşalım istiyoruz. Ha burada işte üretmek dediğimizde devamlı olarak bu. Ha belki bu İstanbul'da yaşamanın vermiş olduğu bir şey. Yani devamlı bir aktivite halinde, eylem halinde, devamlı bir çalışma halinde olan. Ama buradaki çalışma keyfekeder bir çalışma. Hmm. Buradaki çalışma bizim ne tüketiyorsak karşı tarafa da aynısını verebileceğimiz gönül rahatlığı içerisinde bir çalışma. İçine hiçbir kimyasal koymadan. Hiçbir şey. Ürünleri coşturmadan. O. Toprağın bereketi ve toprağın ritmi neyse. Hatta mahsulün dışında yaptığımız ürünlerde de ailemizden öğrendiğimiz yöntem neyse o. Aynen. Armağan'ın özellikle annesinden evet. Öğrendiği özel burada baldızımızın da hakkını yememek gerekiyor. Nurdan ablam. Mahsul benden, ürünler onlardan. Evet, aynen. İşte ne yapıyoruz biz de pazarlamak için sosyal medya, internet ortamı, eş dost çevresi. Duyurmak için bir kaygı içinde değiliz. Bir kaygımız yok açıkçası. Ama şunu da sordum. Ama bunda öyle bir derdimiz de yok bizim. Hatta bak doğal dedin, ot ilacı bile kullanmıyoruz. Yani tavuklar yiyor, traktör sokuyoruz, traktör biçiyor, ediyor, toprağa karışıyor, o kadar. Ben ot ilacına karşıyım zaten. Yeşili tamamen bitirmek saçma. Çünkü toprağın bir dengesi var. Burada en önemli öğrendiğimiz şey o. Küçük evet. Otların... Büyük otları beslemek için nemi, büyük otların daha büyükleri beslemek için, toprağı nemli tutmak için. Yani toprağın dengesini bulacak aynen. Bir şey yapmıyoruz diyoruz. Arada reçellerimiz olacak. Kışın ayva reçeli meşhur. Onu yapıyoruz. Ama yaza doğru herhalde bilmiyorum ama vişnesi olur, çileği olur. Üretim alanımızı şimdi son hale getiriyoruz. Tabii üretim alanı şu anda bir üretim alanı tezgahlar yapıyoruz. Tezgahlar hazırlanıyor. Süper. Gene ev yapımı evet. Olacak ama daha hani geniş, daha profesyonel, daha krom böyle tezgahlarımız olacak. Hani üstünde kesmesi, biçmesi, yıkaması, doğraması, kavanozlaması kolay olacak. Peki.